tel şehriyeyi kavurmam gerekiyor. Çünkü bu tel şehriyeli bir pilav. Eğer şehriyenizi güzel kavurursanız içeride renk farklılığını çok güzel ortaya çıkarırsınız. Tencerem burada güzel güzel ısınırken ben bunun içerisine 2 avuç tel şehriyi ekliyorum. Çok böyle hani kaşıkta sadece soğan olacak vaziyette değil. Böyle bak şöyle çok böyle hani yemeklik brunoas, fine brunoas falan o tip ayarlarda değil. Gayet böyle yerken soğanın dokusunu ve lezzetini hissedecek ayarda bir tane soğanı bu şekilde doğrayacaksınız. Bak şehriyeler ne güzel kavruldu görüyor musunuz? Rengi hafif döndü. Şöyle 2 yemek kaşığı tereyağı ve bu sefer zeytinyağı yerine ayçiçek yağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı da ayçiçek yağı. Şu bir. Şu da ikinci yemek kaşığı. Kavuruyoruz. Oh mis. Ve arkasından hiç vakit kaybetmeden soğanları da işin içine atıyoruz. Soğanlar tereyağla beraber daha kremamsı bir kıvamda pişecek. 2 su bardağı kadar pilavlık bulgurum var. 2 su bardağı pilavlık bulgur 4-6 kişilik bir aileyi akşam yemeğinde diğer garnitürleriyle beraber gayet doyuracak yeterli bir seviyededir. O yüzden şöyle azıcık bir sudan geçiriyorum. Şöyle koyuyorum. Birazcık dinlendiriyorum bunu. Pilavlık bulgurumu da işin içine katıyorum. Ve güzelce çevirip karıştırmaya devam ediyorum. Birazcık su, birazcık et suyu veya tavuk suyu elinizde ne varsa yani bunu lezzetlendirecek hepsini kullanabilirsiniz. 2 bardak su ekliyorum. 2 su bardağı da güzel ve lezzetli bir et suyu. Karabiber ekliyorum. Kuru fesleğen ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar. Kapağını kapatıyorum. Su kaynayana kadar yüksek ateşte. Su kaynadıktan sonra kısık ateşte işlemine devam ediyorum. Şimdi pilavım burada oluyor. O 15 dakika içerisinde piştikten sonra bir karıştıracağım. Üstüne bir peçete kapatacağım ve demlendireceğim.